Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekmekte geç kaldım. Öyle aldım suyumu yanıma. Bu seradakileri uzun zaman oldu, sulayamadım. Artık toprakları takır takır, hani kontrol etmeme bile gerek yok. Zaten şöyle tuttuğumda yani kuru mu değil mi hafifliğinden bile anlayabiliyorum. Mesela kaldırılacak saksılar var. Şurada köklenmesi için bıraktıklarım. Burada da yaprağını kurutmaya başlamış. Ama tabii ben bunların yerlerini şöyle değiştireyim ki dip kısımları suya değmesin. Ben bunları nasıl suluyorum? Şu altlıklar zaten aşağıya akıtmayacak. Öyle altlık kullanmamın sebebi bu serada yoksa altlara bakar mısınız neyi suluyorum? Su gitmesin diyorum, onu suluyorum. Kartonlarım var altta. O yüzden alta su gitmemesi gerekiyor. Bunları bu şekilde sulayabiliyorum. Çünkü kendi toprağım. Biliyorsunuz sera topraklarında dediğim gibi üstten suladığımda alta su geçmiyor. Direktman böyle pardon, toprağın kıyısında yer buluyor. Aşağıya iniyor su direktman. Bunlar böyle bu şekilde yeterli olacaktır. Muhtemelen sizinle birlikte hepsini sulayamayacağım. Çünkü benim bu sulama işim bayağı bir uzun sürüyor. Özellikle minik minik bu sulama kabını kullanıyorum. Diğerinde dökerken illa sağ sola döküyorum ben. Normalde bu koyduğum yaprakların da uçlarına su gelmesi iyi olur. Çünkü çürüme yapar. Hoş, ben onların uçlarını artık kuruttum, kurudular ama yine de kök vermeyen yapraklar hassas oluyor. Bakın böyle yüzeyine kadar su, o zaten aşağıya kademeli bir şekilde iniyor. Şunu da söyleyeyim, çevre tarımın, yani bu kullandıklarım çevre tarımın toprağı. Şu an için ben çok memnunum ama bitkilerimi yağmur altında bıraksaydım çevre tarımı kullanmazdım. Biraz önce gösterdim. Suyu koydum. Belli bir beklemeyle aşağıya indi. Bu yağmur altında olan bitkilerde büyük sıkıntı. Hatta toprağı falan bile taşırabilir. Yani benimkiler içeride olduğu için sıkıntı yok. Ama dediğim gibi dışarıdaki bitkilerde sıkıntı olacaktır. Hızlı bir yağmur yağdığında görüyor musunuz? Bu hemen taşacaktır. Çok büyük bir sıkıntı olur. Yani toprak seçiminizde ya saksıyı koyacağınız yer bile önemli.
ona göre. Yani kimisi çok memnun kalabilirken kimisi hiç memnun kalmayabilir. Böyle yaprakları büyük olan bitkileri dibine sokmak birazcık zor oluyor. Yani uzun uzun benim sulama kaplarım da var ama ben özellikle özelleri sularken bundan daha çok memnunum. Sukulentler kolay kolay dediğim gibi susuzluktan ölmezler. Ama hızlı gelişmelerini istiyorsak da toprağı kuruduğu an hemen sulamamız gerekiyor, geciktirmememiz gerekiyor. Bu sefer bitkinin rozeti küçülmeye başlıyor. Yani hızlı büyümelerini istiyorsak bu döngüyü kaçırmamak gerekiyor. Dediğim gibi ölmezler ama hızlı da gelişmezler. Şimdi buradan yola çıkın. Üçüncü kat balkonumda bitki var. Biliyorsunuz tıklım tıklım dolu. İkinci kat balkonumda da bitki var. O kadar dolu olmasa da orası da dolu. Sukulentler harici, sardunyalar, diğer türler, begonyalar falan var. Sonra seranın içi dolu. Bir de dışarısı dolu. Şimdi videoyu açalı 7 dakika olmuş. Ben sadece burasını suladım. 1, 2, 3, 4 paleti suladım. Ki dediğim gibi aslında şu an kolay sulamayı yapıyorum. Öbürkü türlü ben suluyorum. Ya bunları tek tek böyle kaplara oturtturmam gerekiyor. Bu sefer de kap yetmiyor. Bir kısım su çektikten sonra diğer bitkilere falan geçebiliyorum. Yani mesela sadece bunları sulayabilecektim. Ertesi gün başka bir bitkiye geçebilecektim. Öyle sık yapraklarda da toprağa temas etmeden yaprakları dışarıya akıtıyor. Onları ne yapacağım ben şimdi? Diplerine koyacağım. Çeksin diye. Çünkü artık koloratolarda bayağı bir susuz kalmış. Kışın şöyle bir şey de var. Satıştakilerin bir kısmını atlamam gerekiyor, sulamamam gerekiyor. Toprağının kuru gitmesi için. Şu aralar çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Toprak ıslak olsa da sıkıntı olmuyor. Tabii öyle gönderilmese daha iyi. Ama kışın ekstra bir dikkat etmek gerekiyor.
bir tanesinde delik varmış. Bakın akıyor. Benim aşağıda bir sürü kartonlarım var. Neyse hemen uçtan dışarıya doğru akıyor Allah'tan. Nereden aktı? Bir tanesinin altı delinmiş. Burada da kartonlarım var. Hemen onları da kurtarayım. Yazın gerçekten sulama çok daha büyük bir problemdi. Yani şey oluyordu. Bitkilerin sulamasını 2 gün daha önce bitiriyordum zaten. Haydi tekrardan başa, tekrardan başa o döngü öyle sürüp gitti. Şimdi doğrusunu da tam olarak söyleyeyim de normalde dediğim gibi sukulent toprakları bol geçirgen olması gerekiyor. Böyle suladığımızda alttan aktığını göreceğiz. Yani bol bol toprağın her yerine su gitmesi gerekiyor. Ama ben bunların karışımlarını ona göre yaptım. Yani ben buradan birazcık bile su koysam onun dağılacağını biliyorum. Siz kendiniz sularken ona dikkat edin. Çünkü ne oluyor? Kök saksının bütün her tarafına dağılmış. O şekilde düşünün. Mesela şu tarafta da var. Şurada da var. Kök bu tarafta da var. Mesela sadece şuradan birazcık suladığımda bu tarafa su gitmezse oradaki kökler ölüyor. Buradakilere devamlı gide gide oralar çürüyor. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden hani aşağıdan çıkana kadar sulamak gerekiyor sukulentleri. Özellikle göbek kısmında su bırakmamamız gerekiyor. Mesela bu artık beni sula diyor, bağırıyor. Şuradan da görebilirsiniz, üst taraftan havai kökler atmaya başlamış. Bir de bu türler şu an büyüme zamanları, tam büyüme zamanları yazın uyuyan bir tür. Yani gelişimini durduran bir tür. Şu an gelişim zamanında olduğu için suya daha fazla ihtiyaç duyuyor. Yazın mesela bu tür o kadar çok istemiyordu. Bunu da zamanla artık sukulenti baka baka tecrübe edinirsiniz. Böyle kimi zaman hızlı büyüdüğünü, kimi zaman da gelişimlerini durdurduğunu göreceksiniz. Şimdi bunları nasıl sulayacağım? Bunları tabii alttan vereceğim. Eğer su bir tarafa doğru gelirse yerlerini değiştireceğim. Ki vermesem de olur. Bakın kütür kütür. Yani öyle alttan bir verdim. Seranın şöyle bir güzel tarafı da var. Ben şu an evimde doğalgaz yakıyorum. Soğuk yani üşüyorum.
Dışarısı da buz gibi. Geceden seranın kapısını kapatıyorum. Şu üst havalandırma açık ama. Aşağıya indiğimde gündüz, yani inanır mısınız, soba yakılmış gibi. Yani bilmiyorum, onu düşünüyorum. Acaba neden diyorum yani. Bunlar çok kalın bir malzeme değil. Aslında dışarıdaki havayı da içeri geçirebilecek bir şey. Çok pardon. Bitkilerin nemi sanırım. Ve benim altta da her tarafta da karton olması sanırım. Çünkü karton da çok sıcak yapan bir malzeme. Yani sanki evime gelir gibi sıcak vuruyor yüzüme. Şu an artık kapıyı açtım. Dışarıdaki soğuk da buraya girdi ama ilk girdiğimde inanılmaz derecede, yani çok büyük bir fark var. Hemen hemen evim gibi sıcaklığı. Kartonlardan da dediğim gibi olduğunu düşünüyorum. Mesela kışın ben herkes kargoyu göndermeyi durdurduğu zamanlar bile kargo çıkartıyordum. Yani eksi 10'lara, 15'lere falan gönderiyordum. Tabii o zaman daha tedbirli oluyordum yani. Bir eksi 15'e gönderiyorsam ekstra önlemler alıyordum. Ama normalinde atıyorum eksi 2, eksi 3, eksi 4'te falan normal benim yaptığım kargoya bir şey olmuyor. Çünkü kartonların ısı yapma özelliği var ve kolay kolay da şeyi geçirmiyorlar, o donu. Eksi 3, eksi 4'lerde donu geçirmiyorlar. Tabii daha fazla olursa ekstra önlemler alınması gerekiyor. Mesela dediğim gibi kışın çok fazla o zamanlar kargo gönderdim. Sadece bir kargomda sıkıntı olmuştu. O da böyle etli yapraklı olanlardan değil arkadaşlar. Bu buz çiçeği tarzı olan yapraklı. Onlar zaten hafiften soğuğu bile alsalar, yani dona gerek yok. Bazen kötü olabiliyorlar. Daha bugün de birisi sormuştu, hafta sonu Ankara'dan, hafta sonu burası soğuk olacak, bir şey olur mu diye. O soğuklar falan kesinlikle bir şey olmaz. Dediğim gibi yani bir şey olması için havaların eksileri inmesi gerekiyor. Zirai don olması gerekiyor. Ve o zamanlar bile dediğim gibi göndereceğim yere göre farklı kargolama yapıyorum. Bir tehlikesi de varsa çok çok daha hani şey oluyor, dağıtım falan olmuyor bazı bölgelerde. Onlarda falan diyorum hani birkaç gün daha bekleyelim, öyle göndereyim. Seranın yarısını bitirdim herhalde. Videoyu da daha uzatmayayım. Daha çok işim var. Yine şuralarını toparlayacağım. Bunlardan aldım. Bunlar çok işime yarıyor. Şunlara yine bebek yatırım diye kare gördüm. BİM'den aldım arkadaşlar. İhtiyacı olan varsa BİM'e çok sık sık bunlardan geliyor. Bunlar küçük olanlar. Dün gösterdiğim daha büyük olanlar. 7 küsür 8 lira diyelim. Öyle bir şeydi rakamı. İşte bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.